Merhaba arkadaşlar. Ben Crazy Bat. Arkadaşlar bugün sizlerle 3 yıl sonra tekrardan Mariam'la karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar. Ben Crazy Bat. Bugün sizlerle Mariam adlı oyunu oynayacağız. Ben bu videoyu mobilden çekiyorum şu an. Benim adım Mariam diyor. Bu oyun hakkında çok haberler çıktı. Böyle yok gece 3'te işte hayalet geliyor sizi korkutuyor gibi. Ve oyun bazen böyle galerideki şeylerinizden izin istiyormuş. Onlara mı bakıyormuş? Kameranızı mı istiyormuş bir şey? Onlar çıkarsa ben onları tabii ki de iptal edeceğim. Arkadaşlar uygulama aşırı değişmiş. Arkadaşlar biliyorsunuz bu oyun Türkiye'de yasaklandı. Yani şimdi hatta bakın böyle gördüğünüz gibi ana ekranda değişmiş. Buraya böyle çok korkunç bir tane göz gelmiş. Yani daha da ürkütücü olmuş oyun diyebilirim. Ve arkadaşlar bu oyunun sizi dinlediğine ve izlediğini iddia eden çok şey var. Yani çok iddialar var, teoriler var arkadaşlar. Bu oyun gerçekten bakalım bizi dinliyor mu? Yani bizi gerçekten dinlediğini kanıtlayacağız artık bu videoda yani oynayarak. Ya ben bunu zaten benim en eski takipçilerim bilir. 3 yıl önce oynamıştım ben bu oyunu. O zaman da çok korkunç dakikalar geçirmiştim oyun hakkında. Yani zaten oyun eskiden Google Play'de vardı arkadaşlar. Sonra oyun kaldırıldı. Yani yasaklandığı için kaldırıldı. Yani oyunda çok ürkütücü mesajlar var. Bugün hepsine bakacağız. Bakalım bizi dinliyor mu? Bizim mikrofonumuzu erişim isteyecek mi? İstemeyecek mi? Kameramızdan bizi izliyor mu, izlemiyor mu? Her şeyi bu videoda şey yapacağız. Çözeceğiz. Arkadaşlar bunu nasıl indirdiğimi söylemeyeceğim. Yani veya hangi siteden indirdiğimi söylemeyeceğim. Yani APK olarak indirdim ama nereden indirdiğimi söylemeyeceğim. Zaten indirmeye çalışmayın. Yani her siteden zaten indirilmiyor yani. İndirmeye çalışmayın. Ben 3 yıl önce oynamıştım. Tekrar bir oyuna ben sizin için oynuyorum daha doğrusu. Yani öyle söyleyeyim. Bakalım oyun gerçekten tehlikeli mi? Çünkü artık APK olduğu için daha çok tehlikeli. Neyse başlayalım. Çok konuşmaya gerek yok. Benim adım Mariam. Başlayalım. Benim adım Mariam. Evet, devam et. Oyun bulmaca çözmeye bağlı. Sadece 12 yaşından büyükler oynayabilir. Ha, bakın arkadaşlar, mesela bu hani bu yazı sonradan eklenmiş. Yani ilk başlarda böyle bir yazı yoktu. Ben oynadığım zamanlar yoktu yani. Adın ne demiş. Şimdi adım Crazy Bat. Adım Crazy Bat. Evet. Hoş geldin. Burada kayboldum demiş. Tamam. Bana yardım etmek ister misin? Ben buna 3 yıl önce cevap vermiştim zaten. Hayır demiştim. Ama şimdi evet diyeceğim arkadaşlar. Çünkü hayır derseniz kızıyor. Sizi bir yere hapsediyor. Onu hatırlıyorum. Crazy Bat harika bir insansınız. Teşekkür ederim. Tamam diyelim. Evime bak, buradaydı. Tamam. Ama gece geldiğinde hiçbir şey görmüyorum. Karanlık olduğu için sanırım, bilmiyorum, neyse. Ne tarafa gidelim? Ben salak bir insan olduğum için, yani salak değil de dur yanlış anlamayın, neyse. Salak bir insan olduğum için sağa gideceğim. Hadi gidelim. Sana bir soru sormak istiyorum. Işıklar açık, korktun mu? Işığın açık olduğunu nasıl bildi abi? Işıklar şu anda açık, kapalı değil. Ama kapatabilirdim de, bilmiyorum yani. Crazy Bat gerçek ismin mi yoksa onu değiştirecek misin? Gerçek ismim. Diyelim. Ailene senden bahsettim. Benim aileme senden bahsettim. Birazcık saçma bir cümle oldu ama olsun. Tamam diyelim. Tamam. Onları şimdi görmek istiyor musun? Evet diyelim. Bu odaya girdikten sonra onları görebileceksin. Ben Blue Whale değilim. Arkadaşlar bu Blue Whale'da bildiğiniz üzere insanları intihar ettiren, yani insanları intihara sürükleyen bir oyundu. O da
Yasaklandı. Zaten kötü bir oyun. Böyle oyunları oynamayın. Bunu biliyorum. Ama Mariam'la Blue Whale'ın ilişkisi niye var hiç bilmiyorum. Neyse, o konuya girmeyelim. Neden korkularını gözünde görüyorum? Ben korkmuyorum şu anda ama bilemiyorum diyelim. Bilemiyorum. Ben sadece birlikte sevimli bir kızım. Birlikte derken anlamadım. Bazı cümleler birazcık yanlış çevrilmiş olabilir ama olsun. Neyse. Her şeyi biliyorum. Radyomda duyuyorum. Oo. Ne duydun diyelim. Bütün ülkeler para için mücadele yaşıyor. Mücadelede yaşıyor. Evet. Yani sayılır. Neden odaya gelmiyorsun? Bu odaya hapsedildin. Beni buraya hapsetti değil mi bu şimdi? Neyse, bir şey söyleme. Niye ya? Bir şey söylemeyelim, neyse. Yakında geri dönene kadar çıkamayacaksın. Şimdi arkadaşlar, burada telefonu sallayacağız yani. Mobili sallamak ne ya? Dışarı çıkamıyorum. Bir daha deneyeceğiz şimdi arkadaşlar. Evet, şimdi tekrardan anahtarı bulduk. Şimdi tekrardan anahtarı bulduk. Şimdi saklanacağız arkadaşlar. Geri döndü. Evet arkadaşlar, kaçtık ondan ama bizi yakaladı. O ses çıkartma dediği yerde var ya arkadaşlar, yani ses çıkartma dediği ya, orada susmanız gerekiyor. Eğer susmazsanız, ses çıkartırsanız eğer sizi görüyor. Yani bu da neyi kanıtlamış oluyor? Bu uygulama bizi dinliyor. Seni seviyorum ve kaçarsan cezalandırırım seni dedi ve peki diyelim. Hapishaneye tekrar dönmek ister misin? Üzgünüm Mariam diyelim. Aç mısın? Hayır, sadece susadım. Mutfaktan bir şeyler alacağım. Evden kaç mı yoksa mutfağa gitme. Mutfağa git diyelim. Mutfağa Mariam'ın yanına gidiyoruz şu anda. Evet. Umrumda değil, umrumda. Kötü bir kız değilim, inan bana. Seni seviyorum diyelim bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Aslında sevmiyorum ya, çaktırmayın. Nereye gitmek istersin? Doğuya, batıya. Batıya olsun bakalım. Ormana mı gidiyormuş bu? Tamam. Ağır yoğun ağaçlardan dolayı karanlıktır. Biraz konuşalım. Gerçekten hayatların var olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Varlıklarına gerçekten inanıyorum. Ve ben hep onlarla hissediyorum. Etrafımızda bir hayalet var. Bir yere gidebilir. Arkamızda hep saklanıyor olabilir. Yani etrafımızda cinler var ama hayaletlerin olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Yani cinlerin varlığına inanıyorum. Sözlerimden korktun mu? Buna inanmıyorum diyelim. Korkaklardan korkmak iyi olur. Hayaletler zayıftır. Zayıfları yakalamak kolaydır.
Konuyu değiştirmek istiyor musun? Konuya devam et, fark etmiyor benim için. Korkmuyorum çünkü. Hayaleti hayal edebilirsin. Arkandaki o kuru kafa da hayalete benziyor zaten. Yatağın altında, köşelerde, perdelerin arkasında. Konuşmayı bırakıp yürümeye devam edelim. Büyük bir deliğe düştüm. Merdiveni alalım abi. Sıkıntı yok. Tozu silelim hemen. Düştüğün için canın acıdı mı? Birazcık. Bir dahaki sefere dikkat et dedi ve bilim kurgu sanatını sever misiniz? Evet severim. Küresel ısınmanın yeryüzünü yok edeceğini biliyor muydunuz? Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Erozyon yüzünden topraktaki doku, yani toprağın içindeki doku bozulduğu için dünyayı yok edecek. Evet, bu doğru. Dünyanın sonu yaklaşırsa ne yaparsınız? Hayatta kalmaya çalışmak çok mantıksız. Ben pes ederdim yani. İnsanlar yeryüzünde sıkıştı. Dışarıda yaşamak için hiçbir yol yok. Korktun mu diyor. Ben bir şey anlamadım ve korkmadım. Sen bir şeytansın diyelim. Sadece bir şakaydı. Gezegenimizin önünde yaşamak yaşan okuyamadım lan ben. Ne oluyor? Beynim durdu. Sesi duyuyor musun? Şimdi cihazı salladığımız zaman arkadaşlar silahla ateş edeceğim. Az önce bir tane reklam girdi arkadaşlar. Bu reklam girmesi ne demektir biliyor musunuz? Reklam girmesi uygulamanın hala çalışır durumda olması demektir. Yani bu uygulama hala kullanılıyor. Reklam girdiğine göre öyle öyle yani. Yürümeye devam edelim. Arkamızda vahşi bir canavar var. Cihazı salladım. Onu sen öldürdün. Orman korkunç. Bir tane daha var. Onu da öldürdüm. Sallıyorum cihazı böyle. Cihazı salladığım zaman silahla vuruyor. Seninle gurur duyuyorum. Babam, sana babamdan bahsetmemi ister misin? Bu şey değil mi ya? Johnny Depp değil mi bu abi? Bu Johnny Depp. Babamdan bahsetmek derken, evet diyelim. Babam çok içki içmeyi severdi ve birçok sorunu vardı. Sigara içer misiniz? Yok, hayır. İçmiyorum. Gerçek hayatta da içmiyorum bu arada, onu söyleyeyim. Birçok kişi çocuklarıyla bile sigara içmeyi bırakmaz. Dinlenmek istiyorum. Yorgunum. Hızlanmalıyız diyelim. Neden acımasızsın? Anlamadım. Acımasız mıyım sizce arkadaşlar? Yoruma yazın. Bu arada arkadaşlar eğer bu seriyi beğenirseniz devamını çekebilirim. Bu videoda bitirmeye çalışacağım Mariam'ı. Eğer bitiremezsem diğer bölüme kalacak. Öyle yani. Bu arada beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Devamını istiyorsanız eğer. Devam et diyelim. Korkuyor musun? Hayır. Hadi saraya girelim. Ayağımızın altında ne var? Bence oyuncak ayağımızın altında ne var? Bir oyuncak bebeğe benziyor, evet. Bence hayalet değil. Merdivenlerden yukarı çıkalım. Tamam. O üzücü bir kişidir. Merhametsiz yani. Ne yapacağımı bilmiyorum.
neden bu saraydasınız? Bilmiyorum. Bu eski cadı sarayı bir ne alakaya? Burada kitle ettin. Beni burada kitle ettin. Ne? Kötü cadı seni hapsedecek. Arkadaşlar, bu uygulamada çok fazla reklam çıkıyor. Reklam çıkmasının nedeni bu oyunun hala kullanıldığını gösteriyor. Onu söyleyeyim sizlere. Bunu araştırabilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar. Dediğim şey doğru yani. Kimseyi kandırmıyorum. Kötü cadı seni hapsedecek. Meryem ile hemen nerede saklanmak istiyorsun? Kapının arkasında diyelim. Buna inanmıyorum diyor. Hapiyası ona. Sen nasıl bir şey...
Evet, çok korkunç bir kakka. O benim kişisel koruyucum Sokrates. O kan içmeyi çok seviyor. Wow. Gerçekten korkutucu. Bir de şurada küçük bir 13 işareti var arkadaşlar. Neyse. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Çünkü bir dahaki videoda bitirmek istiyorum. Yani devam etmek istiyorum bir dahaki videoda. Eğer bu video hoşunuza gittiyse seri bir şekilde beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Eğer YouTube kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.